Buyurun Nazan'ım. Sağ olun. Afiyet olsun. Maşallah pek de tatlıymış. Uyudu pek güzel Nazan teyzesi. Şimdilik haftada 2 gün bende kalacak. Koruyucu ailelik mi ne? Öyle bir şeymiş. Alışana kadar yani. Sonra inşallah Temel'le beraberiz. İnşallah. Hayırlı olsun. Ben aslında sizinle özel bir şey konuşmak istiyordum. Ha. Gülcan, kızım. Ben sana yeni bir kazak aldıydım. Odamda. Hadi onu üstüne giy de bir üstünü de göreyim. Hadi yavrum odana. Hadi. Buyurun. Ya bunu nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Oh, çok zor. Oğlunun... ona çarpan şoförü. Teneşirlere gelesice. Bulamadılar da. Yok bulamadılar. Onun kim olduğunu öğrensen. Ama elinde delil, kanıt hiçbir şey yok. Ne yapardın? Öldürürdüm. Oğlumu kara topraklara sokanların yanına bırakmazdım bunu. Eğer adalet cezasını veremiyorsa, burada kapı gibi anası var. O verir cezasını. Ben kim olduğunu biliyorum. Ne? Tamam. Tamam, sakin ol. Her şeyi anlatacağım. Kim? Kim yaptı bunu benim Gökhan'ıma? Kim? Kemal. Mesut'un kocası. Ben de öyle tesadüfen öğrendim. Telefonla konuşuyordu. Tabii şimdi sorsan inkar eder hemen. Elimde delil falan da yok. Ben de tabii ne yapacağımı bilemedim. Ya size söylemekten başka da çare gelmedi aklıma. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ya, polisin de yapabileceği bir şey yokmuş gibi geliyor bana. Bak şimdi pişman oldum. Yani başını belaya falan sokmayacaksın değil mi? Hani az önce öldürmek falan diyordun. Bu dünyada hepimiz ne yapıyorsak, hepsi evlatlarımız için.